Merhaba Türkiye, Yaşama Dokunuş programı başlıyor. Türkiye'nin yaşam koçu Murat Çuhadar'dan gündem programıyla bundan sonra haftada iki gün sizlerle birlikte Murat Çuhadar stüdyolarından Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye'deki siyaseti konuşacağız, sosyal yapıyı konuşacağız, sivil toplum kuruluşlarını konuşacağız. Kısacası yaşama dair ne varsa onu konuşacağız ve canlar okumaya başlayacağız. Canlarınızın içinden ne geçiyorsa artık. Bizler de onları sizlerden aldıklarımızla birlikte seyircilerimize vermek için bu stüdyodan, Murat Çuhadar stüdyosundan haftada iki gün Türkiye'ye sesleniş yapacağız. Bu haftaki programı Mardin'den başlatıyorum. Mardin'de ilginç şeyler olmaya başladı. Kimi muammalı konular var, kimi de çok takdir edilip alkışlanacak konular var. Vali ötesi, sıra dışı bir yönetim anlayışıyla hem valilik görevini hem Büyükşehir Belediye Başkan Vekili görevini sürdüren Mahmut Demirtaş'ın göreve geldiği günden bugüne kadarki tüm icraatlarını masaya yatıracağız. Son günlerde yeniden bir seçim yaşandı ticaret odalarında ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı çok uzun yıllar boyunca sürdüren Mehmet Ali Tutaş'ı yerini seçimle Hatip Çelik'e devretti. Hatip Çelik ve Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel, meclis üyeleriyle birlikte Mardin'de ticarete ve sanayiye ve kalkınmaya nasıl bir vizyon çalışması sergileyeceklerini de masaya yatırıp onları takip edeceğiz. Yine turizm alanında ciddi sıkıntılar yaşadığı bilinen yine Mardin, kurulmuş olan yepyeni Aslan Paşaoğlu'nun, Bekir Falay gibi önemli isimlerin bir araya gelip kurdukları Turizm Derneği'nin Mardin Turizmi'nin lekelenmiş ismini nasıl düzelteceklerine dair, hangi faaliyetlerde çalışacaklarına dair onların da konularını bir analiz programı çerçevesinde masaya yatıracağız. Artuklu Belediyesi'nde neler oluyor? Yakın dönemde görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Abdülkadir Tutaş'ın yerine belediye meclisi tarafından seçilen Mehmet Tatlıdere'nin icraat yapılanmasıyla ilgili konuları, belediye ile ilgili ortaya atılan iddiaları ve bundan sonraki süreçte hangi tür belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğini sizlerle birlikte yine bu programlarda paylaşmaya devam edeceğim. İlçelere değineceğiz. Nusaybin'de neler oluyor? Harika şeyler oluyor Nusaybin'de. Nusaybin'de Özel ailesinin, özellikle Latif Özel'in toplumsal kalkınma programları çerçevesinde gerçekleştirdiği atakların yansımasını konuşacağız. Yine ticaret borsası, esnaf odası, esnaf kefalet kooperatifi, ticaret ve sanayi odası gibi ayrıca sivil toplum kuruluşlarının Nusaybin'e, Nusaybin insanına, ekonomisine, sosyal kalkınmasına, kültürel değerlerine neler yapıyorlar ve Kaymakam Ercan Bey'in müzik dolu güzelliklerinin de ilçeye yansıyışını konuşacağız. Ve Ömerli'ye de geçeceğiz. Ömerli'de Belediye Başkanı Hüsamettin Altında ve yine Ömerli'nin kanaat önderlerinden oluşan bir grubun Ömerli'de son zamanlarda hızlı bir atak gerçekleştirilen kalkınma programlarını çalışacağız. Ve tabii ki olmazsa olmaz ilçelerimizden bir tanesi Midyat'a değineceğiz. Midyat'ta neler var? Midyat'ın tarih, kültür ve sosyal kalkınma programlarında Belediye Başkanı Veysi Şahin'le birlikte yapacağımız görüşmelerin yansıyışını ve analizlerini de yapacağız. Midyat'ta neler oluyor, neler olacak onlara da bakacağız. Tabii ki en olmazsa olmazlardan bir tanesi de Kızıltepe ilçemizdir. Makus kaderi bir türlü değişemeyen bir ilçedir Kızıltepe, Mardin'in. Gerek yüz ölçümü gerek nüfus olarak en büyük ilçelerinin başında gelen Kızıltepe'de bakalım gençlik ne söylüyor, gençlik ne bekliyor? Kızıltepe'deki sorunları masaya yatırıp çözüm yolları ile ilgili Kızıltepe'li kanaat önderleri ile de bir araya gelip onlarla Kızıltepe'yi konuşacağız, Kızıltepe'yi tartışacağız. Ve daha diğer ilçeler, köyler ve her yeriyle birlikte Mardin'de siyasi dokuya da bir analiz çalışması gerçekleştireceğiz. Ve orada bakalım siyasi arena içerisinde
güzel adımların ve teneke seslerin birbirinden nasıl ayrılacağını ve partiler içerisindeki kutuplaşmanın halka vermiş olduğu o ağır hasarı da masaya yatıracağız. Ve bundan sonra yalnız değilsiniz. Murat Çuhadar'la gündem programı tüm Türkiye'de 81 ilde analiz programlarıyla birlikte karşınızda olacak, yanınızda olacak. Ve sizin destekçiniz yani halkın destekçisi olarak, halkın sözcüsü olarak burada bu ekranlarda Murat Çuhadar stüdyolarında sizlerle birlikte olacak. Evet, şimdi yavaş yavaş valizimizi toplayıp Mardin'e gidiyoruz. Önümüzdeki Perşembe Mardin dosyasını tüm Türkiye ile paylaşmak üzere masaya yatırıyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.